videoya başlamadan önce kanala abone olup bildirimleri açarak bize destek olabilirsiniz. Bu şekilde her gün yayınladığımız videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Diğer böceklerin aksine çoğu kelebek larva aşamasında bile güzeldir. Tırtıllar genellikle bir kelebeğe göre daha güzel bir görünüme sahiptir. Gelecekteki kelebeklerin çoğu insan için tamamen zararsızdır. Ancak aralarında tehlikeli olanları vardır. Bu tırtılları görürseniz kesinlikle dokunmayın. Gelin zehirli ve tehlikeli tırtıl türlerine hep birlikte bakalım. Lonomi. Birçok leopolinin türü çok renkli larvalara sahiptir. Buzağının parlak görünümü bir nedenden dolayı ortaya çıktı. Zehirlidirler. Yılda birkaç kişi Güney Amerika ülkelerindeki lonominin ortaya çıkması zehirinden yok oluyor. Ama o kadar da kötü değil. Aslında lonomi zehri insan vücuduna küçük dozlarda girer. Limonun içi, boş dikenlerine bir kerelik bir dokunuş çok fazla zarar vermeyecektir. Ölüm için organizmanın direncine bağlı olarak tırtıllara 20 ila 100 defa dokunmak gerekir. Böyle bir dozda zehir almak çok kolay. Yanlışlıkla bir ağaç gövdesindeki bir tırtıl kümesine dokunmak yeterlidir. Koruyucu renklenme nedeniyle bu larvalar zorlukla görülebilir. Zehirli madde antikoagülan bir etkiye sahiptir ve vücutta birikebilir. Bir insanda kritik bir zehir dozuna ulaşıldığında ölümle sonuçlanabilecek iç kanama başlar. İntrakraniyal kanama özellikle tehlikelidir. Megalojap opercularis. Böcek Amerikan kıtalarında yaşıyor ve Rus ismi yok. Bu kelebeğin larvaları bazen kokuet olarak adlandırılır. Bir kuyruklu sert kürk topu gibi görünüyor. Düşmanlara karşı korunmak için bu tırtıl sert kıllarda saklı zehirli dikenler vardır. Dokunulduğunda sivri cildi delip kırıp zehri serbest bıraktı. Hasarlı bölgede uzuvlar boyunca yayılan güçlü bir sarsıntı ağrısı var. Kırmızı noktalar dokuya zehir penetrasyonu bölgesinde ortaya çıkar. Şiddetli zehirlenme veya bireysel hoşgörüsüzlük meydana gelebilirse kusma, bulantı, baş ağrısı, lenf düğümleri, mide rahatsızlığı, bazen anafilaktik şok veya solunum zorluğu mümkündür. Normal durumlarda megalopidin zehri tarafından yenilme işaretleri birkaç gün sonra kaybolur. Acı 1 saat içinde geçer ama büyük bir doz zehir aldığınızda acı 5 güne kadar sürebilir. Hickory ayı, Lompocampa carye. Beyaz tüylü tırtıl tehlikeli görünmüyor. Onun zehri yok. Ancak kolayca ayrılan seteye mikroskobik çentiklerle kaplıdır. Ellerde kaba bir cilde sahip olan bu tırtıl hiçbir zarara neden olmaz. Ancak bazılarında kılları kaşıntı ve döküntülere neden olur. Özellikle kıllardan etkilenenler alerjiden müzdarip kişilerdir. Maymun tırtıl. Larva güve cadıları her iki durumda da çekici olmayan bir böcek. Amerika'nın güneyinde yaşıyor. Engebenin pençeleri yerine mukoza zarlarının ailesine aittir. Hareket ederken sümüklü böceklere benzer. Arkada kıllarla kaplı 6 çift çıkıntı vardır. İpek böceği, Thaumatopidae. Bu ailenin birkaç türü var. Sadece Amerika ve Avustralya'da ipek böcekleri yoktur. Rusya'da iki tür yaşıyor. Çam iğneleri üzerinde beslenen çam ipek böceği, Thaumatopidae, Pinavora, Merinetting meşe güvesi, Tiprocosiona, meşe yeşillikleri üzerinde beslenir. Bu kelebekler, tırtıl önekini, tırtıllarının birbiri ardına hareket ettikleri, önlerindeki yürüyüşün ipek ipliği tarafından yönlendirildikleri gerçeği nedeniyle alındı. Trekking güveleri, tüm hektar ormanlarını yok edebilecek zararlı böceklerdir. İpek iplikle şanssız ağaçların arasına girmek için ipek böceği adını aldılar. İpek böceğinin kullanıldığı ipek böcekçiliği için seyahat ilişkisi yoktur. Yürüyen larvalar kalın, uzun kıllarla kaplıdır. Kılların suçlunun bedenine nüfuz etmelerine yardımcı olacak mikroskobik çentikler vardır. Bu nedenle ipek böceği, tırtıl zehri sorgulanabilir. Cildin içine sıkışmış kıllar sadece vücudun içinde hareket edebilir. Onları çıkarmak için çok kırılgan ve imkansız. İçeriye doğru hareket etmek, kılların kısımları kaşınmaya, kaşıma ve kabarmaya neden olur. Bu cildin uyaranlara karşı ortak bir reaksiyonudur. Opuntia kaktüsünün en küçük koruyucu iğneleri cilde. Yakalayanlar deriye benzer bir reaksiyon aldı. Rus tehlikeli tırtıllarda kıllar genellikle toksik değildir. Ancak feilleri küçük parçalara ayırarak kolayca koparır ve ödüllendirir. Herhangi birine dokunmanız tavsiye edilmez. Tüylü tırtıllar ve bu larvaların dokunulduğunda anızlarını ne kadar kolay yitirdiğini görmek için onlara bir sopayla dokunabilirsiniz. Lomot.
Yine Kuzey Amerika ve Kanada'ya özgü bir tırtıl olan Lomot, sırtındaki dikenlerde güçlü zehirler saklamaktadır. Zehri insanları öldürmese de ciddi alerjik reaksiyonlara sebep olup dokunduğu yerde iltihaplanmalara ve yanıklara neden olmaktadır. Birçok uzman da insanları bu zehirli tırtıldan uzak durmaları yönünde ciddi şekilde uyarmaktadırlar. Kelebek tırtılı. Kelebek tırtılları dünyada en sık görülen başka bir tırtıl türüdür. Bu türe dahil birbirine çok benzeyen bir sürü tırtıl vardır. Bu kategoride en çok dikkat çekenlerse gamalı kelebek ve ikiz benekli altın güvedir. Altın güveler iri boylu ve genelde yeşilimsi tonludur. Bu tırtıllardan dönüşen güveler kafalarının arkasındaki hilal deseninden ayırt edilebilir. Tarla ve meyve bahçelerini istila edip erişebildikleri neredeyse her şeyi yerler. Bu sebeple çiftçiler tarafından ekinler için çok zararlı olarak görülürler. Robotik tırtıl. Solucanların, tırtılların ve salyangozların hareket mekanizması, bilim insanları için her zaman araştırması keyif veren bir konu oldu. Zira bu canlılar yol alırken vücutları oldukça kompleks bir şekilde hareket ediyor ve farklı hareketlerle ilerleyebiliyor. Bu açıdan diğer hayvanlardan ayrılan canlılar böylece robotik çalışmalarda tercih edilmeye başlandı. Tabii bu omurgasız canlıların boyutları 10 santim ve üzeri olduğu için bilim insanları taklit ettikleri robotların boyutlarında küçülmeye gitti. Zira daha büyük robot daha çok güç anlamına geliyor. Böyle bir şeyi tercih etmektense daha az güce ihtiyaç duyan daha küçük boyutlarda robotik tırtıllar bilim insanları için daha mantıklı geldi. İşte bu doğrultuda Varşova Üniversitesi araştırmacıları kendi ağırlığının 10 katına kadar kaldırabilen robotik bir tırtıl geliştirdi. Bu küçük robot ilk başta zararsız gözükebilir fakat sahip olduğu özellikleriyle dünyanın en tehlikeli tırtılı olabilir. Oldukça zor bir yapım aşamasından geçen bu yumuşak robotun uzunluğu sadece 1,5 santim. Liquid Crystalline Elastomers, sıvı kristal benzeri elastomer maddesinden üretilen bu mikro robot hareket için sadece ışığa ihtiyaç duyuyor. Bu minik tırtıl ışık aldığı sürece dik yamaçları da tırmanabiliyor. Kendi ağırlığının 10 katı cisimler üzerindeyken de hareket edebiliyor. Gelelim bu robotun tehlike saçan yönüne. Bildiğimiz üzere teknolojinin gelişmesiyle görüntüleme ve ses kaydetme sistemlerinde de küçülmeye gidildi. Hatta artık fındık büyüklüğünde cihazlarla görüntü kaydı yapılabiliyor. İşte bu robotik tırtılın üzerine mikrofon ve kamera yerleştirilerek casusluk faaliyetlerinde kullanılabileceği belirtiliyor. Tabii ki bilim insanlarının bu araştırmayı casusluk faaliyetleri için yaptığını söyleyemeyiz. Lakin barındırdığı özellikler itibariyle casusluğa elverişli olduğunu söyleyebiliriz. Monarch kelebeği tırtılı. Tırtıllar her ne kadar karşıdan masum ve sevimli görünseler de bazı türleri bir insanı öldürebilecek kadar ölümcül olabilmektedir. Monarch tırtılları, milkweed adı verilen son derece zehirli bitkilerle beslenmektedirler. Tüm hayvanların uzak durduğu bu bitkiye karşı monarchların bağışıklığı olduğu için bitkinin yapraklarının tümünü yiyebilmektedirler. Ayrıca bu zehri bir savunma aracı olarak kullanan monarch tırtılları diğerlerinden farklı olarak çok parlak renklere sahiptirler. Amerika'da bahçede tırtılla oynayan bir çocuk olduğu yerde rahatsızlık geçirmiştir. Neyse ki durumu fark eden çocuğu hemen hastaneye götürdü. Masum görünen tırtıllar yüzünden her yıl yüzlerce insan ölüm riskiyle karşılaşıyor. O yüzden bu hayvanları görürseniz uzaktan sevmeye çalışmak daha mantıklı olacak. Lonomia obliqua. Güney Amerika'ya özgü bu tuhaf görünümlü böcek, dev ipek böceği güvesinin larva formudur ve dünyanın en tehlikeli tırtıllarından biri olarak kabul edilir. Bu küçük tırtıl yüzlerce kişinin ölümünden sorumlu olup şans eseri hayatta kalan kişilerde de ciddi sağlık problemleri yaratmaktadır. Tırtılın küçük bir dokunuşu kişilerde kusma, şiddetli karın ağrısı ve böbrek yetmezliğine neden olmakta ve hemen tedavi altına alınmazlarsa hayatlarını kaybedebilmektedirler. Kan solucanı. Bir insanın serçe parmağından çok da uzun olmayan bu yaratık taşıdığı zehirle kurbanını birkaç dakikada felç edebiliyor. Metal destekli dişleri bulunan bu küçük hayvan daha sonra yakaladığı kurbanın etini eriterek kanını emmeye başlıyor. Zehirli tavus kuşu örümceği. Karın bölgesi tavus kuşlarının kuyruklarına benzediği ve yine onlar gibi kuru yapmak için kullandıkları için tavus kuşu örümceği olarak kalan bu canlı sadece 3-5 mm büyüklüğünde oldukça sempatik ve güzel görüntüsü içerisindeki zehri yok etmiyor elbette.